Bir Allah'ın kulu da cenazeye haber vermez mi ya? Hiç mi duymayız yani? Ama bu işte bir gariplik var. Haluk, yani 40 yıl önce komşunuzmuş. Sana haber gelmemesi çok da acayip değil yani. Ama yani düşündüğün kişi ise tabii. Peki bu Aytül Hanım'ın numarası yok mu? Nereden olsun canım? Kaç yıl geçmiş olsa arardım. Kötü haber tez yayılır Haluk Bey. Yani Aytül Hanım ölmemiş olabilir. Ama bu sefer tez yayılmamış Emine. Bak görüyor musun? Yani bence Allah sıralı ölüm versin yani. Önce Aytül teyze sonra biz. Ne biçim konuşuyorsun? Ne biçim konuşuyorsun? Hakikaten ha. Sen de hemen öldürdün kadını. Ayrıca Mesut abi bilmiyorum dedi. O zaman başkalarını ara abi. Ya Mesut abi bilmiyor olabilir ama başkaları biliyordur. Hı. Bir düşün başka kimler var mahallede? Ya gelsin buraya. Ben açıkça sorayım. Kardeşim senin annenin adı neydi diyeyim ya. Aa olmaz olmaz. Baksana ne kadar üzüldü adam. Ağlayarak gitti neredeyse içeri. Bence daha fazla hatırlatmayalım yazık. Evet evet sakın yapma öyle bir şey. Belli ki annesiyle güçlü bir bağ vardı arasında yani. Hayır ama annesi gerçekten Aytül teyze ise benim bir arayıp başsağlığı dilemem lazım. Ayıp olur yani. Abi beni niye dinlemiyorsun sen? Ya Allah'ın aşkına beni niye dinlemiyorsun yani? Konuya odaklan ya. Ya mahallede kimler vardı düşün başka. Sırf Mesut Bey mi var? Başkaları da vardır illa ki. Ya onları ara. Dur, kim var ya? Kim olur? Kim var? Tabii kim var? Can. Dur. Kimin Can. Can'ı arayayım. Var mı? Can bilir. Hadi ara. Alo Can. Geleceğim. Ne haber? Nasılsın? Eyvallah ya. Sağ ol. İyiyim ben de. Ya Can ne soracağım sana? Hani bizim mahallede o cumbalı evi hatırlıyor musun? Ha. Bak onun orada oturan hani Aytül teyze vardı. Ha. Aytül teyze vefat mı etti? Ha. Bilmiyorsun. Alo Pakize teyze. Ya... bizim oturduğumuz apartmanın karşısında hatırlıyor musun? Aytül teyze vardı. Ha, o vefat mı etti? Alo Asuman teyze. Ha, merhaba. Ya bizim oturduğumuz apartmanın karşısında Aytül teyze vardı. Hatırladın mı? Ha, o vefat mı etti? Bu kararına inanamıyorum ya. Ya ben bu kararı pat diye almadım ki. Uzun süredir düşünüyordum ben zaten. Son dönemlerdeki garip davranışların da bu yüzdendi demek ki. Olabilir. Ama ben kararımın arkasındayım. Bunu nasıl söyleyeceksin annenlere? Söyleyeceğim. Ne var ki bunda? Nasıl ne var ki bunda ya? Bir gelsinler de göreyim ben bakalım nasıl söylüyorsun. Görüşürüz. Tamam Baybor. Görüşürüz. Haluk Bey dakika ve skor verin ya. Aytül teyze yaşıyor mu? Yok, tanıdığım, tanımadığım, hatırladım, hatırlamadım. Herkese sordum. Kimse bilmiyor. Abi bulursun birisini bir düşün. Mahallede kimler var? İlla biri biliyordur canım. Bilmiyor olur mu? Ki bak mutlaka bilen birini yakalarsın. Düşün bir Haluk. Yok ya. Gelsin buraya. Ben direkt soracağım kardeşim. Senin annenin adı neydi diyeceğim. Ama üzmeden ya. Yani çok kibarca. Tamam mı? Evet. Evet bak adam çok üzgün yani. Çok böyle şey sor biraz. Evet. Yani adamın yarasını deşmeyelim. Kusura bakmayın ancak kendime geldim de. Yani hala alışamadım da annemin zamansız gidişine. Anne başka oluyor tabii. Anne çok zor. Ya Eray senin annenin adı... Ağla. Ağla annenin adını bağıra ağla. Rahatlarsın Eray. Annenin adını böyle haykıra ağla. Ben seninle beraber çalışıyorum. Hı? Ben seninle beraber çalışıyorum. Hı? Gönül hiçbir şey anlamıyorsun sen de. Eray Bey. Sağ ol Emine. Eray Bey terasa çıkmak ister misiniz? Biraz temiz hava alırsınız. İstemem. Ah Remziye Sultan ha. Nasıl da bir başına bıraktın gittin oldu. Remziye mi? Benim. Annem işte Remziye Sultan. Eray Bey, annenizin adı Aytül değil miydi? Ha. Aytül canım benim annemin ismi Remziye Sultan. Emin misiniz? Ya belki hani Aytül Remziye olabilir. Yani o açıdan da. Ne alakası var Tulacığım? Annemin ismi Remziye. Aytül kim ya? Ha yani biz bir ara hani acaba Aytül mü diye şey ettik o yüzden yani. Bak yine aklıma geldi fena olsun. Bir elim yüzümü yıkamak kardeşim. Kim arıyor oğlum? Kayıtlı değil. Efendim? Haluk, oğlum ben Aytül teyzen mahalleden. Aytül teyze? Ama niye Aytül teyze otladı? Yakıştı mı sana? Herkese benim için öldü demişsin. Senin yüzünden telefonlarım susmuyor. Çocuklarımın kulağına gitmiş, hepsi perişan olmuş. Eşim kahvede düşmüş, bayılmış. Püh, yazıklar olsun sana. Aytül teyzeciğim, ben öldü demedim. Acaba vefat mı etti diye şey yaptım. Yoksa olur mu öyle şey? Yanlış anlaşılma var. Şimdi şöyle ben size anlatayım olayı. O öyle değil. Yok Hakkı dayı. Ya bilerek söyler miyim öyle bir şeyi? İyi tamam kapatıyorum hadi. Tamam görüşürüz hadi. Şuraya bak telefonum susmadı. Keşke böyle bir anda herkesi arayıp ortalığı alevlendirmeseydin. Yazık ailesinin de kulağına gitmiş, üzülmüş insanlar. Görüyor musun Meltem? Haluk'un söyledikleri nasıl yayılmış hemen. Benim de hep başıma gelir Gönül bu ya bilirsin. Biliyorsun ağabey. Havuçla Simay ayrıldığında ortalığı birbirine katmıştınız. Susun. Hepsi senin yüzünden Zero. Ara diye tutturdun. Diyeceğim tabii Haluk. Diyeceğim tabii yani. Kusura bakmayın olur tekrar böyle şey oldum da. Şeyi anlamadım da kardeşim ya. Aklıma takıldı o. Bu Aytül dediğiniz kimmiş? Annemin arkadaşı falan mıymış? O da mı vefat etmiş? Yok. Haluk bir an için annemizin ismini Aytül Hanım'la şey yapmış, karıştırmış ondan. Anladım. Neyse, biz de kalkalım artık. Evet. Çocuklara biraz bakalım ne yapıyorlar, ne ediyorlar. Bu arada Merve ile Orçun'u da benim için öpün olur mu? Eray amcanızın size selamı var diyeyim. Çok öpüyorum onları. Tabii. Evet. O zaman hadi biz gidelim öpelim çocukları. Hadi şey yapalım hadi. O zaman. Hoşça kalın. Tekrar başınız sağ olsun. Tekrar. Ya Haluk, kardeşim bina böyle kentsel dönüşümle yapıldı değil mi şimdi? Eski hali böyle değildi çünkü. Doğru. Ama güzel olmuş ha, güzel yapmışlar. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Yeni mobilyalarınıza bayıldım. Yani bak eskileri de güzeldi ama bunlar daha modern, daha şık olmuş, daha güzel. Teşekkür ederiz, çok naziksiniz. Sen eski mobilyaları görmüş müydün? Görmez olur muyum kardeşim? Onu bir perşembe gününde görmüştüm. Güzel, rahat. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aynı gemide yol alır, ayrı dümen tutar.